Selam. Bugün sizlere motivasyon verecek bir video çekmek istiyordum yine. Eyvah, kameram yine zeldele geçiriyor. Deli gibi çünkü masayı sallıyorum. Şöyle arkadaşlar, sabah erken saatleri, saat şu anda 8.15 gibi falan olmalı ya da 8.30 olmuştur da bilmiyorum. Şu an etrafında saat yok. Ben çok erkenden kalktım. Tabii ki duşumu yaptım. Ondan sonra yüzüme bugün biraz baktım. Hani sizin önünüze böyle cap canlı çıkayım diye birazcık da lip balm sürdüm. Dudaklarım çok kurumuş. Gerçekten inanılmaz kuru. Neyse, oluyor, dönem dönem böyle şeyler oluyor. Ciltte kuruluk, yağlılık, hormonal, depresif, her şey olabiliyor. Bugün sizlere aslında temizlik videosu çekmek istiyordum. Sonra düşündüm ya, nereden çeksem? Acaba salonu mu çeksem, mutfağı mı, banyoyu mu? Sonra dedim yatak odası, ya yatak odası daha mantıklı olur çünkü hani bu zamanlarda böyle ne kadar az objeyle, ne kadar az ürünle evinizin içerisinde yaşam kalitenizin de ne kadar daha iyi olacağını gösterebilmek amaçlı ben yatak odamdan başlamayı tercih ettim. Yani dedim hani öyle bir video çekeyim. Ya biraz sohbet ettikten sonra yatak odama geçeceğiz. Anlatmak istediğim galiba bir şeyler var gibi, bilmiyorum çünkü canım sohbet etmek istiyor aslında. Ay, yüzük edim güzelliğine bakın, yerim ben onları. Neyse arkadaşlar, yalnız ben yatağımı her düzelttiğimde kedilerim çok seviyor, yanıma geliyor. Hele de o Rolo var ya, üzerindeki tüyleri aldığın zaman bilmiyorum, belki de çok eğlenceli bir video çıkabilirim. Neyse arkadaşlar, şöyle ki ben bugünlerde tabii ki yılbaşına yaklaştığımız için hepiniz bekliyorsunuzdur. Yılın favorileri, neler kullandım, 2019'un bilmem nesi, yılbaşı makyajı, şuydu buydu. Zaten kanalımda neredeyse 4 senedir bu kanal var ve ben 4 senedir bu tür videolar çekiyordum. Bu sefer nedense içimden gelmiyor. Bu tür videolar yerine daha faydalı, daha motive edici videolar çekmek istiyorum. Ya demem o ki dediğim gibi 2020'de benim evin içerisindeki hedeflerimden bir tanesi ufak tefek değişiklikler yapmak ve daha böyle biraz maksimalizden minimalistliğe geçmek. Tabii ki dekorasyon deyince dekorasyon çok seviyorum. Mesela şu duvarın rengi hoşuma gidiyor. Mesela şunlar burada beni rahatsız etmiyor. Çünkü gözümü de yormuyor şunlar. Benim gözüme hoş geliyor. Ama başka böyle göz yorucu, gereksiz. Mesela geçen videomda rafları kaldırdım buradaki. Onların tozlarını al. Kediler için de sağlıklı değil. Yavru kediler bilmiyor. Hadi büyükleri eğittim bir şekilde kıza bağıra, çağıra. Onlar artık oraya yaklaşmıyor ama her yavru gittiğinde de yani şöyle oldu arkadaşlar, aslında benim kedilerimden bir tanesini burada saksı üzerine düştü, kuyruğu incindi ya, ben çok kötü vicdan azabı çektim, dedim zıkkımın dibi yani, orada da süs olmasın, hem de benim gözüme battı yani. O olay olduktan zaten istiyordum bir şeyler yapmayı da, burada o olay olduktan sonra o her salona girdiğimde gözüme battı ve huzursuzluk verdi bana yani. Bir şeyler olduğu zaman bunu tetikleyen birkaç faktör var. Sadece bir amaçla değil. Hani bir şey artık istemiyorsunuz. Hani bir şey olmuştur ki, bir travma gibi bir şey, size kötü bir şey, deneyim olmuştur ki artık istemiyorsunuzdur. Ya yatak odama geçince bilmiyorum neden biraz da gıcık oldum sesim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim evimin içi şu anda çok kuru. Yer ısıtıcısı olduğundan dolayı özellikle ben bu sabahları kalktığımda son dönemlerde gözlerimin içerisinde inanılmaz bir kuruluk oluyor. Gözlerim bazen aniden açtığımda sanki böyle gözlerim yırtılmışmış gibi bir his veriyor bana. Bunu araştırırken Alman bir göz doktorunun YouTube kanalı var. Oradan duydum. Kendisi eğer ya kullandığımız işte makyaj ürünleri, eğer o anda ondan da olabilir, öyle reaksiyonlar da verebilir. Ya da uyuduğunuz zaman eğer gözleriniz açıkta yatıyorsanız o da çok kuru. Hani nemi olmadığı için ve bunun için de şey olduğunu söylüyor. Hani bir bardağın içerisine sıcak su koyarak ya da biz
tasın içerisinde kaynamış suyu koyup işte içerisine aroma kokuları falan da koyarak ya da bitkisel yaprakları koyarak onların uçuşan yağlarıyla falan fistanlarıyla hem de cildiniz daha iyi olur. İçerideki bitkilere de daha iyi gelir diye. Gözlerinize bu şekilde kurumaz diye. Ya da çamaşırı içeri serdiğiniz odada falan hani o şekilde içeriğin nemini tutabilirsiniz diyor. Ben tabii ki suyun içerisine yağlar koymak, aroma yağları, bilmem neler, o tür şeyler yapamam. Çünkü benim kedilerim suları içiyor. Ben yanı başıma şişeyi dikiyorum artık. Eskiden ben şişeyle böyle su içmekten aslında pek haz duymam. Bardağa koyduğum zaman daha böyle su içmişim gibi gelir bana. Ama bardağı ben eskiden yanıma indiriyordum. Hatta ben Instagram'da mı ne bir yerde paylaştım. Kedim Divan. Bir gün bir baktım geceleyin sesler geliyor. Dedim ne oluyor falan. Böyle bir ışığı yaktım ki su bardağımın içerisine kafasını gömmüş diliyle suyu yalıyor. Ben de suyu koyuyorum oraya. Sabah kalkıyorum şu kadarcık kalmış. Kendime diyor Yasemen sen kafayı yedin galiba ne zaman içtin bu suyu. Ha, bu su sabaha kadar bu şekilde uçamaz. Neyse sonra baktım ki öyle dedim tamam bundan sonra şişeyi yanına dikiyorsun kapaklı falan. Ondan sonra hani tekrar denedim dedim acaba içerler mi içmezler mi diye tabii ki yani olacak iş değil. Yani bir çok da yara olmamış ama yani emin değilim. Diva suyu çok seviyor. Ortalıktaki suları içmeyi çok seviyor. Balkonun kapısını açtığımda işte böyle çiçekleri saksıların dibine su girmişse onları içmeyi çok seviyor. Lavaboya çıkıp oradan bekliyor işte alışmış. Ben musluğu hafif açayım oradan su içsin. Her ne kadar da ona kendi içtiğim sudan versem. Çünkü çok kireçli olduğu için kedilerin böbrekleri için de aslında musluk, çeşme, şehir suyu vermek iyi değil. Onun yerine hani marketlerde aldığımız kendi içtiğimiz suları vermek gerektiğini düşünüyorum. Ya böyle arkadaşlar. Şimdi ben yatak odamın temizlik videosunu ilk başta hani orayı yeniledim ya az ürün var. Bunun kolaylığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bazen sabah işe gittiğimde sabah kalktığımda o sabahın köründe ben evi makineye veremem. Gürültüden dolayı. Başka şeyler de yapamam ama yatağım dağınık gitmek de istemiyorum. Onun için kısa kısa nasıl gösteririm onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama şu kahvemi de bitirseymişim. Kahve de güzel olmuş. Bu arada sert kahve biliyor musunuz bu? İçerisinde ne şeker var ne de ram hiçbir şey ya da ne diyorlar? Süt hiçbir şey yok. Sütü zaten çoktan bıraktım ya. Sütün aslında ne kadar zararlıymış benim bağırsaklarım falan. Böyle bende bir ara dilimin üzerinde böyle şey gibi bembeyazdı. Hatta dönem dönem ağzımda koku geldiğini de hissediyordum. O kandida bakterisiydi. Çünkü ben inanılmaz derecede süt tüketiyordum bir ara. Çocukluğumdan beri buna alışmıştım. Çünkü eskiden sütün çok yararlı, çok faydalı olduğunu, özellikle çocuklara çok faydalı olduğunu söylüyorlardı. Ki bağırsaklarımız için hiç de öyle bir şey değil. Ya niye biz sütü içmeye başlamışız bilmiyorum. Yani hayvanlar kendi yavrularını beslemek için sütleniyorlar belirli bir dönem. Biz de kalkıp insanoğlu canice o sütleri hayvanlar için olan o sütleri içiyoruz. Kendi yavruları için olan sütleri içiyoruz. Ha düşünün biz doğurduğumuzda sütümüz olduğunda başka bir insana verdiğimizi düşünün. Ben de bilmiyorum. Ya çok biz insanoğlu gerçekten çok şeyiz ya. Ama Allah'tan böyle şey var. Yenileniyoruz, bilgilerimiz tazeleniyor, teknoloji ilerliyor ve her şeyin bilincine, farkındalığına varıyoruz. Siz de çok süt tüketiyorsanız bunu araştırın gerçekten. Kendiniz kafanızda ölçün, biçin. Bir sürü doktorlar var, artık doktorlarımızın da YouTube kanalları var. Ben gerçekten burada hani size benim bu imkanım çok mesela Alman bir doktoru dinleyip orada not alıp da sizlere bunları kendim satabilirim. Ama ben böyle videolar çekmek istemiyorum ya. Gerçekten ben bir şey söylesem ben diyorum şuradan duydum, buradan biliyorum. Şunu şuradan biliyorum. Hani böyle çok bilmişlik de güzel bir şey değil. Geçenlerde arkadaşımın birisi bana dedi ki ya sen ne kadar çok şey biliyorsun. Her şey hakkında bilgin var. Ya bir şey söylüyoruz diyor. Bir bakıyorsun susuyorsun. Kimse de ses çıkmıyor. Konuşuyorsun. Ya diyor çok şey biliyorsun diyor. Hani diyor mesleğin diyor tamam işi zaten yoğun derinlemesine biliyorsun ama öbür tarafta da bildiğin çok şey var. Hani coğrafya olsun, ülkeler olsun, şehirler olsun, işte
aile olsun, insan olsun. Yani o tarafta da çok sağlık olsun. O tarafta da çok bilgim var dedi. Hani kanalın daha çok bu şekilde yapsan ne güzel olur falan diye. Hani çünkü bana dedi abuk sabuk videolar çekiyorsun bazen dedi. Bakıyorum dedi hızlı hızlı geçiyorum. Şapşal. Başka ne söyleyeyim? Allah seni izliyorsan Allah seni kahretmesin. Bana bunu direkt söylüyor. Neyse. Ha bu arada bir şeye daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim. 10 dakika sohbet etmişim. Acaba ben öbürünü çekersem şimdi ben isyana gelecekler yine. Diyecekler ki yine çok uzun video çektim falan diye. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bakın bir insanı severseniz, sempatik bulursanız o insan size asla sıkıcı gelmez. Benim de arkadaşlarım var, abone olduğum insanlar var. Bakıyorum işte videoları uzunsa o an izlemiyorum. Ya da pauzeye basıyorum, bir daha eve geldiğimde başka yere yalnız kaldığımda devam ediyorum. Böyle dizi film izlermiş gibi. Hani eğer bir insanı izliyorsanız ve çabuk çabuk bitsin istiyorsanız ve siz, ya doğru yerde değilsiniz. Bakın ki gerçekten doğru yerde değilsiniz. Mesela benim kanalımda gerçekten beni ilk günlerde tanıyan, beni inanılmaz seven, bütün videolarımın altına yorum yapan insanlar şu dönemde çoğu yoklar. Tahmin ettiğiniz gibi masanın üzerine bir kedi çıkıyor. Onun için sallanıyoruz. Ama ya şöyle bir şey de var. Bu bende de oluyor çünkü. Ben de insanım. Ben de YouTube izleyicisiyim sonuçta. Ben de hani takip ettiğim insanlar var. İlk başta takip ediyorum. Sonra bir şeyine kızıyorum ve bu insan bana itici geliyor. Bir dönem takip etmiyorum bunu. Başka insanlara dönüyorum. Sonra o insanları görünce diyorum bunlar ne ya? Sonra diyorum hani yine bu iyiymiş bunlara nazaran deyip tekrar o insana birkaç sene sonra dönebiliyorum. Benim böyle takip ettiğim de çok insan vardır. Şunu söylemek istiyorum. Nereden nereye geçtim? Benim videolarım hani size sohbetim hoş geliyorsa isterse 40 dakika olsun izlersiniz zaten. Hani bugün anında izleyemiyorsanız da zamanınız olduğunda izlersiniz. Ben bile bu izinde abonesi olduğum birkaç kanal vardı. Hatta tıkladım hani hatırlayayım diye bütün bildirimlerini alayım diye. Bakın onları mesela uzun zamandır aboneydim izleyemiyordum oturdum. Bir seferde mesela oturuyorum kahvemi alıyorum 4-5 videosuna bakıyorum. Sonra işimi gücümü yapıyorum başka şeyler yapıyorum. Bir sefer daha hani 1 saat 2 saat onlara harcıyorum. O şekilde hoşuma gidenler var gitmeyenler var. Hoşuma gitmeyen kanallardan bile öğrendiğim şeyler var. Mesela bazı şeyleri kendi arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Bu böyle ne düşünüyorsun falan diye. Yani bu şekilde belki size sıkıcı geliyorum. Belki siz artık benim görüşlerimi beğenmiyorsunuzdur, düşüncemi beğenmiyorsunuzdur. Çünkü ben bu kanala ilk başladığımda biraz çekimserdim. Daha böyle şeydim. Hani saygılı konuşma, sana ne derlerse desin, ister sesin ağzına etsinler sesini çıkarma. Artık öyle bir şey yok. Artık değilim. Ki 2020'de zaten aldığım kararlardan bir tanesi. Artık herkese ben şöyle söyleyeyim. Biraz devrik oldu. Herkesin anladığı dilden konuşacağım. Karşımdaki kibarsa ben de kibar olacağım. Karşımdaki hayvansa ben de hayvanlaşacağım. O şekilde. Çünkü başka türlü olmuyor. Başka türlü kendini kötü hissediyorsun, hasta hissediyorsun, enerjin düşürüyor. Ya düşünsene bir insan sürekli senin enerjini düşünüyor. Sen alttan al, alttan al, alttan al. Nereye kadar? Bir gün patlarsın yani. Bir gün dersin yeter daha. Hani bu şimdi artık sıra bende. Yani sokarsın ki ben Akrep burcuyum. Yükselenim Başak. Gerçekten ben kendimi bu huyda yani bu huyda kendimden çok korkuyorum. Bir şey olur. İkinci değilim aslında. Bir şey olur. O insanla güzel güzel konuşurum, sohbet ederim. Her şey, her şey, her şey. Elime fırsat geçtiğinde değil de kendi kendine bir şey olmuştur ve ben geri çekilirim. Ha, hakikaten böyle. Bu kafa var bende. Ya da zamanı geldiğinde onun cevabını eğer beni incitmişse onun cevabını veririm. Çünkü o an müdahale etmek, kavga etmek aslında bana göre değil. Hani bir insan mesela size göre bir şey söylüyor, size bir şey söylüyor ve afallıyorsunuzdur böyle. Ha diyorsunuzdur. Sonra onu kendi kafamda yani ben böyle böyleyim kendi açımdan. Düşünüyorum, düşünüyorum, kurguluyorum, kurguluyorum, kurguluyorum. Sonra zaman geçiyor. O insan tekrar gördüğümde o anlar aklıma geliyor. Ama o esnada o insanla konuşuyorum, sohbet ediyorum, gülüyorum. Sonra bir gün fırsatı geldiğinde de gerçekten lafı yapıştırıyorum. Benim bu huyum var ve bu huyumu zaten benim yakın çevrem, ailem, herkes bilir.
Ya şimdi yatak odasına geçeceğim de 15 dakika oldu. Ya ister kızın ister kızmayın gerçekten beni seven uzun da kısa da videolarımı izler. Bu arada videoyu yüklediğimde üstteki 3 noktaya basarsanız orada zaten videonun hızını kendinize göre yapabilirsiniz. Artık beni motora takar da mı konuşturursunuz hızlı hızlı geçip de hani daha az zaman alırım. Ben şu kahvemi bir güzel yudumlayayım sonra yatak odama geçelim. Evet, yatak odamı günlük temizlediğimde şöyle yapıyorum eğer çalışıyorsam. Hani bugün size çalıştığım versiyonu anlatacağım. Öncelikle şu camımı bir açıyorum ama ben yüzümü falan her şeyimi hazırladıktan sonra makyajımı falan yaptıktan sonra camımı açıyorum. Kahvem de elinde geliyorum burada bekliyorum arkadaşlar. Çünkü niye? Birazcık içeriği havalandırmak istiyorum. Ama kedilerim tehlikeli olduğu için özellikle yavru kediler tehlikeli olduğu için başlarında durmak hani aşağı uçmasınlar bir kaza falan olmasın diye bu şekilde bekliyorum. Ondan sonra kahvemi o sırada içiyorum. Şöyle bir 5 dakika falan geçiyor. O da havalanıyor. Bakın yavaş yavaş geliyorlar. Şuradalar. O da havalanıyor. O esnada tabii ki ben bilmiyorum artık size nasıl çekerim. Şuradan mı çeksem? Şöyle mi çeksem? Heh, şöyle çekeyim. Daha iyi oldu böyle görüntü. Evet. O esnada şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Bende bu tozları almak için rolonlar var ya. Ben bir sürü yerinkini denedim. Çeşitli çeşitli her yeri geldiler. Çeşitli çeşitli mağazalarınkini denedim. Siz Türkiye'dekilerinkini gördüğüm kadarıyla genelde IKEA'nınkini seviyorsunuz. Ben IKEA'nınkini de kullandım ama IKEA'nın o böyle şeylesini sevmiyorum. Hani böyle açtığınız zaman bir tuhaf geliyor ya. Mesela bunda ay. Hayır. Hayır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kediler yatağa çıktığı için ben yukarıdan açtım. Pek havalandıramıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şunu böyle açıyorsunuz. Şu kadar yani. Bu IKEA'nınki gibi böyle şuradan kesmeli değil. Şu ana kadar benim sevdiğim en güzel kullandığım ve uygun fiyatlı olan Co.op'larda satılan Qualiprix'ten Super Clean İsviçre markası olan bu rolonlar. Ben bugüne kadar bu rolona yatırdığım yatırımı, bu fabrika, bu işletme çok iyi gidiyorsa gerçekten benim emeğim de çok. Çünkü haftada 3 tane bitiriyorum arkadaşlar en az. Ve bitenlerimde de bunu göstermiyorum. Şu arkada gördüğünüz şeyler var ya, şurada bir şey var. Şunlarda bende her markanınki var. Hani olur da acil bir yerlerden alırsam diye şu kedilerin öbürü de oraya çıktı. O çok fırlama. Onu bırakmayı düşünüyorum kendime. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Önce ne yapıyorum? Öncelikle şuradan başlıyorum. Yatağımı tabii ki havalandırmıştım ama havalandıramıyorum. Bunlar yüzünden. Önce şuradan başlıyorum arkadaşlar. Burayı başımın koyduğu yerleri bir güzel alıyorum. Çünkü benim saçlarım da kıvırcık. Yatarken nasıl yatıyorsam artık siz söyleyin. Kopuyorlar. Gerçekten anlamadığım şekilde kopuyorlar. Şimdi burayı yaptıktan sonra bakın bu da şu anda bitmek üzere ama yedeği de var zaten. Birazdan gidip yine 3 tane alacağım. Sonra efendime söyleyeyim. Şu benim Manor'dan aldım. Geçenlerde içinizden birisi demiş ki bunu şeyden almışsınız IKEA'dan. Eğer uygun fiyatlı IKEA'da aynısı varsa ben de zaten bugün yarın IKEA'ya gideceğim. Oradan bakarım. Benim bir terzi arkadaşım var. Ona götüreceğim şu fermuar yerine buraya düğmeler yapsın diye. Çünkü daha yeni ve bayağı da bir yüklü para verdim. Atmak istemiyorum. Çekilir misin? Evet. Şöyle bunu bu şekilde koyuyorum. Diğerine geçiyorum. Şimdi tek yaşayan bir insana bu kadar yastık niye lazım? İşte yatakta olması lazım. Halbuki şunla şunu kullanırsam yetiyor bana. Evet. Bunu da yaptıktan sonra çekil. Şunu da şöyle koyalım ki evet. Ha bir daha yastık falan alırsam arkadaşlar herhalde bunlar zaten 2 yıldır mı ne alıyor? Geçen sene aldım bunları.
Ben sürekli yastıklarımı değiştiriyorum. Daha küçük, şunları daha küçük boylarda alacağım. Bu Fransız yastıkları alacağım. Evet, şöyle. Kızım bırakır mısın? Tövbe yarabbim. Bu arada beyaz, siz söyleyin, beyaz yastık kılıfları çabuk kirleniyor falan değil arkadaşlar. Aslında hijyeni konusunda da çok en iyi renklerden. Bence siz de özellikle kediler varsa evinizde, yatağınıza çıkıyorsa tüyleri için falan hiç göstermiyor. Kendinizi kirli kirli hissetmiyorsunuz. Evet. Buraya kadar geldik. Şimdi ondan sonra buraya geçiyoruz. Şununla ben kitap falan okurken, YouTube'a bakarken falan çok büyük faydası oluyor. Böyle. Bunu buraya aldıktan sonra şimdi yatağı genelini yapıyorum. Arkadaşlar kendime dediğim gibi kaç videoda söyledim. Döşek alacağım. Bir saniye. Ben niye önceden açmadım? Niye söylemiyorsunuz? Evet. Kendime döşek alacağım arkadaşlar. Ama IKEA'dan gördüm döşeğimi, uygun fiyatlı alacağım bir tane. 500'den fazla vermek istemiyorum. Çünkü bir 5-6 sene sonra atarsam içim acımasın diye. Çünkü siz ne kadar yüksek fiyatlı bir döşek alırsanız o kadar da uzun bırakmak istiyorsunuz. Benim döşeğimin değişme zamanı geldi. Evet, şimdi geçiyorum. Çekilirseniz çok sevineceğim. Ben nasıl yapacağım bunu bilmiyorum. Çıkar mısınız? Hadi kızım çık. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi. Evet. Şöyle. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Yatağımın üzerine çok güzel bir örtü aldım arkadaşlar. Ama örtü değil aslında. O aslında yazlık olarak da kullanılır. Çok ince bir çok ince bir şey, ne diyorlar? Battaniye gibi bir örtü. Hem örtü olarak hem de battaniye olarak. Ama yastıkların kılıfı çok büyük. Onları da kestirmem, bitirmem lazım. Kızım çekilir misin ya? Hayret bir şeysiniz. Şöyle kabaca üstünü alayım ama hep üzerinde yatıyorlar nafile. Tamam, bitti bu. Bakın bitti. Ama hani şey bayağı var. Bayağı var üzerinde. Hemen bitmiyor. Şöyle. Evet. Güzel bir geçelim. Sizi de yapayım mı? Tarayacağım zaten sizi birazdan. Tüylerinizi. Ha bu arada geçen de bir videomun altına bir içinizden biri yazmış, çok kendisinin iki kedisi varmış işte evde, çok şey birkaç tane kum kabı falan da ya benim başka kum kabı koyacak yerim yok, salona koyamam, etik olmaz, mutfağa koyamam, hiç doğru olmaz, hijyenik olmaz. Yedek odam var, belki ona koyabilirim. Birisi de kabloyu buradan. Bu kablolar da çok tehlikeli arkadaşlar. Yavru kediler olunca kabloları da saklamak gerekiyor. Evet arkadaşlar, aslında şu anda ben konuşarak yaptım ya. Bu olay aslında kahve içmemle beraber filan neredeyse bir 5-7 dakika filan sürüyor. Belki şu anda 10 dakika sürmüştür. Dediğim gibi yerleri makineye vermiyorum çalıştığım günler. Akşamları eve geldiğimde yapıyorum. Onun dışında şu aynalı komodolar gerçekten çok kullanışlı. Neden derseniz kedilerin patileri görünüyor ama onun dışında tozu çok göstermiyor. Her gün silmek zorunda değilsiniz. Çok hijyenik, hijyen seviyorsanız her gün silebilirsiniz tabii ki. Ama onun dışında her gün silmek zorunda değilsiniz. Bu şekilde yapıyorum. En azından eve geldiğimde yatağım derli toplu oluyor. Şöyle göstereceğim. Şurada zaten... Şuraya uygun bir şey bulamadım henüz. Bugün aslında gidip bakacaktım ama neyse kalsın. Emaneten saksının altına onu koydum. Çünkü kedilerin kutusu vardı orada. İşedikleri için dışarı koydum, atacağım.
Böyle arkadaşlar, şuraya da bunlar banyodaydı daha önceden, onları getirip koydum odaya uyar diye. Böyle yani. O da temizlik açısından bu şekilde daha hijyenik. Tabii ki ben evde olduğum için bugün evi genel olarak makineye vereceğim. Bakın bakın, oradan açıklık gördü ya, çıkmak istiyor. Bakın görüyor musunuz? O işte çok yaramaz olan ve kuyruğunu inciten kedim. Aslında alıcısı çok ama kuyruğunu incidiğini söylediğim için pek yanaşmıyorlar. Böyle. Evet arkadaşlar, ben şimdi bu videoyu yükleyeyim isterseniz. Ne kadar az eşya varsa o kadar iyi. Ha, ben şunları da aslında tozlarını hatta size göstereyim kısaca. Gerçi bunu bilmeyeniniz yoktur da. Şöyle bir saniye. Bakın bunu mesela 2 gündür almadım. Şimdi alalım birlikte tozlarını. Hani bu benim çok işime yarıyor arkadaşlar. Ben bunu üstüme kullanıyorum işten çıkmadan önce. Çünkü kedilerin tozları malum. Tüyleri. Ve sonra da bunu ben sıcak bir yere koymuşum. Biraz şey olmuş. Bu çok şey yüksek alıyor. Şeyi alıcısı çok iyi. Evet. Ve sonra görüyorsunuz şöyle. Buralarda 2 günde bir böyle alıyorum arkadaşlar. 3 günde bir. Belki bazen haftada bir. Bu kumaş şeyleri nedense kedilerin tüyleri çok üzerinde dolaşıyor. Şimdi öbür tarafı da alacağım ama ben sissiz alayım bence. Çünkü bir de bunları, elindeki rolonları arkadaşlar şeye koymayın siz. Sıcak yerlere koymayın bence. Evet arkadaşlar. Ha, bu arada size postucumu da göstereyim. Hazır beni böyle görmüşken altımda pijama. Şey arkadaşlar, ben fitness'e başladım ya, biraz sonra zaten gideceğim fitness'e. 2 gündür kapalıydı ortalık. Onun için devam edemedim ama şimdi tekrar gideceğim. Ha, postürüm bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ben kameranın önünde böyle aşırı şey gibi geliyorum ama benim buralarımda yani kemiklerim var. Dokunduğum zaman kemiklerimi hissediyorum. Sevmediğim bölge burası. Bacaklarım da yapı olarak kalın. Tabii ki onlar da biraz giderse çok iyi olur. Böyle hatırınızda kalsın. Bir 5-6 ay sonra belki beni tekrar görürseniz dersiniz. Aa, Sibel gitmiş falan. Ama hani çok kilolu değilim aslında. Ama model de değilim. Neyse arkadaşlar, böyle doğal bir video olsun istedim. Ya bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.